Hareketleri kanalımıza hoş geldiniz. Size merhaba. Bugün İlker şefimiz sizlerle çok güzel bir tarif paylaşacak. Acaba nedir, kendisine soralım. Evet, bugün size Karadeniz'in enfes bir lezzetini paylaşacağım. Tahmin ediyor musun acaba ne olduğunu? Karadeniz bölgesi deyince aklıma pek çok yemek geliyor ama hangi öğünde yendiğini sorarsak belki tahmin edebiliriz. Ben çocukluğumdan beri bunu sabah kahvaltılarında tüketirim. Annem bize hep her pazar günü bunu yapardı. Belki tahmin edebilirsiniz. Kuymak mı? Evet, bildiğiniz ama biz onu mıhlama olarak yapacağız. İsterseniz direkt yapım aşamasına geçelim. Hadi yapmaya başlayalım. Tavamıza 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Ve bunun erimesini bekliyoruz. Tereyağımız eridi. Şimdi burada 1 yemek kaşığı mısır unumuz var. Bunu döküyoruz. 1 dolu yemek kaşığı olsun. Ve kavrulana kadar bunu karıştıracağız. İlker şefim, bize kuymak ile mıhlama arasındaki farkı aktarabilir misin? Tabii ki. Kuymak daha çok sıvı kıvamda olan bir lezzettir. Ama mıhlama ona göre daha katı ve peyniri uzayan bir lezzettir. Mısır unumuz kavruldu. Şimdi burada 1 su bardağı suyumuz var. Bunu ekliyoruz. Şimdi bu aşamada 1 çay kaşığı tuzumuz var. Bunu da ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Katı bir kıvam alacak. Ondan sonra peynirimizi ekleyeceğiz. Evet. Mıhlamamız kıvamını aldı. Şimdi peynir eklemesi yapacağız. 200 gram dil peynirimiz var. Ve içine biraz da kaşar ekliyorum ben. Birleşince çok güzel bir lezzet oluyor. Karıştırmaya devam ediyoruz. Peynirle eriyene kadar. Peki İlker şefim, mıhlama yaparken hangi tür peynir kullanmamız gerekiyor? Herkes farklı türde peynirler kullanıyor. Kolot peyniri kullanan var, çeçil peyniri kullanan var. Ama ben dil peyniri kullanıyorum. En çok bunun yakıştığını düşünüyorum. Size de tavsiye ederim. Mıhlamamız hazır. Kıvamını da sizinle şu an paylaşıyorum. İşte tam istediğimiz kıvama gelmiş bulunmakta. Bugün sizlerle mıhlama tarifi paylaştık. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgilerle.